أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Değerli arkadaşlar, sıfırdan zirveye modern Arapça derslerimizde malumunuz olduğu üzere AOF Arapça 4 kitaplık serisini takip ediyorduk. Üçüncü kitap, ikinci ünitede sonlara doğru yaklaştık. Orada geçen bir metin okumuştuk. Türk toplumunda bir bardak sıcak çay adında. Şimdi de başka bir metin okuyacağız. Sonra alıştırmalardan devam edeceğiz. Evet. Büyüklük nasıl arkadaşlar? Biraz daha büyütelim mi? Büyüklük nasıl? Tamam. İrbit bil hayati. İrbit rabata yerbitu. Ne demek arkadaşlar? Rabata yerbitu, rapt etmek. Bağlanmak hocam. Evet, bağlamak, ilişkilendirmek, alakalandırmak, evet. İrtibatlandırmak hepsi olur. Ne ile sorusunun cevabını bi ile alır. Ne ile? Bir mikrofona bir dikkat edersek size zahmet. Evet. Ne ile? İrbit bil hayati. Yaşamla, hayatla ilişkilendir, irtibatlandır, alakalandır, hepsi olur. Evet, başlığımız malumunuz üzere bir sıfat tamlaması. Münasebatun alemiyyetun. Alemiyye ne demek arkadaşlar? Uluslararası, global. Uluslararası, global, küresel, münasebetler. Münasebetler ne demek? İlişkiler veya etkinlikler. Hunake vardır. Hunake, öne geçmiş haber. Yani haberi mukaddem. Münasebatun da sona kalmış mübteda. Mübtedayı muahhar. Hunake münasebatun âmmetun. Ne varmış arkadaşlar? Genel, genel, âmme, genel ilişkiler vardır diyor. Evet, öyle genel ilişkiler ki yeşteriku fîhâ. Bu ilişkilere İştirak ediyor, katılıyor, ortak oluyor. El-âlemü dünya. Yani dünyanın katıldığı, iştirak ettiği, ortak olduğu genel bir takım, efendim, bir takım manasını nereden verdim? Bir takım. Nekra, cemi olduğunda ne diye çevirebiliyorduk? Bir takım ve bazı. Bir takım, bazı neler vardır arkadaşlar? Münasebetler, ilişkiler vardır. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. لِأَنَّهَا Ha nereye gidiyor buradaki arkadaşlar? Ha nereye gidiyor? Münasebet. Heh. Çünkü o münasebetler termizu ila ramaze yermizu ramzen ila remz. Remz ne demek arkadaşlar? Sembolize eder. İşaret eder. Gösterir. Veya temsil eder. Hepsi olur. Çünkü bu ilişkiler, bu etkinlikler, şuraya etkinlikler diyelim bence. Münasebetlere ne diyelim arkadaşlar? Etkinlikler, faaliyetler diyelim. Çünkü bu etkinlikler, faaliyetler termizu ila gösterir, temsil eder, işaret eder. Mevâkife insaniyetin. İnsani tutumlara. Mevkif, mevâkif, tutum, davranış. İnsani tutumlara, nasıl insani tutumlar? Âmmeten. Genel insani tutumlara ne yapar arkadaşlar? Ya da şöyle diyelim. Âmmeten genel olarak diyelim. Âmmeten genel olarak insani tavırlara, tutumlara işaret eder. Onları gösterir. Onları temsil eder yani. وَمِنْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَاتِ Bu etkinlikler, faaliyetler ma o şeylerdir ki yeliği aşağıda geliyor. O etkinlikler aşağıda gelen şeylerdir. Evet. Bunlardan birincisi neymiş? El yevmul alemiyyu lil gıdai. Dünya gıda günüymüş. Birincisi neymiş arkadaşlar? Dünya gıda günüymüş. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam, me yeli ile ilgili birkaç değinebilir misiniz mevzuya? Me orada ismi mevsul ama değil mi? Evet. Yeli
Burada ne yerine biz hazihil münasebe elleti deyip de aşağıdaki böyle bir şey söylememiz mümkün mü? Ya genelde bu kalıp hocam. Yani ma yeli aşağıda gelen gibi. Mesela dünkü dersimizde vardınız değil mi siz? Modern metinler dersimizde. Dün takip edemedim hocam. Ha mesela orada şey var. Ecib anil esileti taliyeti. Aşağıda gelen sorulara cevap ver. Bu ma yeli de o yani. Kalıp yani bu. Aşağıda gelenlerdir yani. Yeli. Ta şimdi takip edenlerdir. Tamam. Böyle kalıp olarak alalım yani bunu. Ma yeli ne demek? Aşağıda gelenlerdir demek. Oldu mu? Oldu hocam. Allah razı olsun. Bunlardan birincisi Dünya Gıda Günü'ymüş. 16 Ekim herhalde. Doğru mu? Bir bakarsınız. Dünya Gıda Günü. 16 Ekim olması lazım. Huve, o Dünya Gıda Günü, yevmün, bir gündür. Yahtefilu, yahtefele, yahtefilu, ihtifalen. Ne demek arkadaşlar? Kutlamak demek. Kutlanan bir gündür. Fihi, o günde. El alemu, dünya. Dünyanın o günde kutladığı bir gündür. Seneviyen, yıllık olarak. Yani dünyada yıllık, senede bir defa efendim kutlanıla gelen bir günmüş. Ne için? Li ibrazi. İbraz etmek için. Ebraze, yubrizu, ibrazen. İbraz etmek ne demek? Yani göstermek için. İbraz etmek için. Dikkat çekmek için. Evet, güzel. Dikkat çekmek için diyelim. Neye? El ihtimami bil cev'a. Açlığa önem vermek diyemeyiz burada. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Açlık konusuna ibraz etmek için, yani açlık konusuna efendim değinmek için diyelim. Değinmek için, parmak basmak için, bu konuda bir farkındalık oluşturmak için. Evet. Başka neye? Ven nasi, insanlara. Ellezine, nasıl insanlar? Şöyle şöyle olan insanlar. Yu'anune min. Bak dün dersimizde geçmişti. Modern Arapça dersimizde. Ana yu'ani mu'anat min. Ne demekti arkadaşlar bunun manası? Sıkıntı çekmek. Bir şeyin sıkıntısını çekmek. Bir şeyden muzdarip olmak. Evet. Nasıl insanlara değinmek için, farkındalık oluşturmak için? Yu'anune min su'it tegziyeti. Kötü beslenen insanlara dikkat çekmek için. Başka? Vel emradı. Hastalıklara. Nasıl hastalıklar? El murtabitati bihi. İrtebata bi. O kötü beslenmeyle alakalı, irtibatlı hastalıklara değinmek için. Evet, şurayı tekrar toparlayalım. Bu Dünya Gıda Günü neymiş? Senelik olarak dünyada kutlanan bir günmüş. Peki, ne için kutlanıyor bu? Açlığa değinmek ve kötü beslenmeye maruz kalan, kötü beslenmekten muzdarip olan ve kötü beslenmeyle alakalı efendim hastalıklara maruz kalan insanlara değinmek için, onlar hakkında farkındalık oluşturmak için kutlanan bir günmüş. Evet, geç kutlanan demeyelim değil mi? Bu çünkü ne diyelim buraya? Kutlama daha çok böyle olumlu şeyler için yapılıyor sanki. Bayram gibi. Burada onun yerine ne söyleyebiliriz? Anma günü. Anma günü mü diyelim? Neyse artık. Demedim. Ben de bilemedim. İki. Ama mesele anlaşıldı değil mi? Evet hocam. İkincisi neymiş? Yevmus sıhhatil alemiyyü. Yevmus sıhhatil alemiyyü. Dünya sağlık günü. Evet. Şu şeye baktınız mı Dünya Gıda Günü'ne? Ne zamanmış? Dünya Gıda Günü'ne baktınız mı? Bakmadınız. Evet. Devam edelim. Bu ve Dünya Sağlık Günü yevmun bir gündür. Yahtefilu fihil alemun. Dünyanın kutladığı bir gündür. Ne ile? Bi teavunihi. İş birliğiyle. Teavene, yeteavenu, teavun. Ne demek arkadaşlar? İş birliği. Vel mechudatihi. Cehede. Evet, mechudat ne demek? Çalışmalar, girişimler, çabalar. Dünyanın işbirliği ve yardımlaşmayla
efendim kutladığı bir günmüş. Hangi konuda, hangi hususta? Fi muharabetil emradı. Muharabe ne demek arkadaşlar? Harabe, yuharibu, muharabeten. Harp kelimesi de buradan geliyor. Mücadele mi oluyor? Mücadele, savaş. Evet. Bu Dünya Sağlık Günü, efendim, dünyanın hastalıklarla savaşma, hastalıklarla mücadele noktasında, efendim, işbirliğiyle, yardımlaşmayla, çeşitli çabalarla kutladığı bir günmüş. Bugün de başka ne yapıyorlarmış? Ve i'dadil beramici. Beramic ne demek arkadaşlar beramic? Yarın cuma ya son program. Program, yazılım. İ'dad hazırlamak. Programlar hazırlamak. Başka? Ne içinmiş bu programlar? Li tahsini. Güzelleştirmek için. Hassene yuhassinu tahsin. Sehhatil insani. İnsan sağlığını güzelleştirmek için programlar, efendim, etkinlikler, ne diyelim başka, yazılımlar hazırlamak. Yani bu Dünya Sağlık Günü'nde ne yapılıyormuş arkadaşlar? Hastalıklarla mücadele için işbirliği ve efendim bir takım girişimler yapılıyormuş. Bir de insanların sağlığını güzelleştirmek için bir takım programlar hazırlanıyormuş. İadeat. Tamam mı burası da? Tamam mıdır arkadaşlar? Evet, hocam. Tamam hocam. El yevmul alemiyyu lil imtina'i anit. Şurayı anit yapalım. Anit tedhini. İmtena'a yemteni'u imtina'an. Ne demek arkadaşlar? Terake demek yani. Yani burayı komple çevireceğiz. Parça parça değil. Dünya sigarayı, tedhin sigara, sigarayı bırakma günü. Dünya sigarayı, yani dumanlamayı bırakma günü. Evet. Tehtefilu kutlar. Munazzametu es-sihhatil alemiyyetu dünya sağlık örgütü. Bu kalıp bir ifade. Ne demekmiş arkadaşlar bu? Dünya sağlık örgütü. Fi kulli amin. Her yıl. Fi kulli amin. Her yılda dünya sağlık örgütü kutlar. Neyi kutlar? İhtefele yehtefilu ihtifalen bi harfi ceriyle kullanılıyor. Neyi kutluyormuş? El yevmil alemiyyi lil limtina'i anit tedhin. Şurayı anit yapalım. Efendim dünya sigarayı bırakma gününü kutlarmış. Bir garadi. Bak çok güzel bir ifade. Bir garadi ne demek arkadaşlar? Bir hedefi demek. Bir garadi ne demekmiş? Bir hedefi. Yani şu amaçla, amacıyla, gayesiyle, hedefiyle. Bak mükemmel bir kalıp. Teslitil edvai ala arkadaşlar. Bilen var mı bunu? Bu bir kalıp. Sallata yusallidu teslit. Dav'un edvaun ışık. Işık tutmak demek arkadaşlar. Ne demekmiş? Işık tutmak amacıyla. Yani bu böyle kalıp olarak YDS'de soru olarak gelebilir. Teslit edva ala. Ne demekmiş? Işık tutmak. Işık tutmak başka ne diyebiliriz sizce? Işık tutmanın benzeri olarak. Başka ne diyebiliriz? Aydınlatmak. Yol göstermek. Yol göstermek. Aydınlatmak. Farkındalık oluşturmak. Dikkat çekmek. Bunların hepsi olur. Bir garadi. Amacıyla, gayesiyle, hedefiyle teslitil edvai alel ehtari. Ehtari sıhhiyeti. Ehtar ne demekti arkadaşlar? Dünkü metnimizde geçti. Tehlikeler, riskler, problemler. Sağlık problemlerine ışık tutmak amacıyla, sağlık problemlerine farkındalık oluşturmak amacıyla efendim Dünya Sağlık Örgütü yıllık olarak Dünya Sigara Bırakma Günü'nü kutlar. Evet. Nacimeti an. Hadi bakalım. Dün geçmişti. Netece an. Onun eş anlamlısı. Nacimeti an. Kaynaklanan. Çok güzel. Kim söyledi? Sevgi. Zikri. Evet komutanım çok güzel. Bravo Sevgi. Kaynaklanan. Neyden kaynaklanan?
Teati, teati normalde alıp vermek demek. Teati ne demekmiş arkadaşlar? Alıp vermek. Teati tabgı. Tabgı ne demek? Tütün. Tütün alıp vermek ne demek? Kısaca. Sigara kullanmak. Aynen, sigara kullanmak, sigara içmek demek. Demek ki sigara içmekten kaynaklanan sağlık problemlerine, risklerine, tehlikelerine farkındalık oluşturmak için, ışık tutmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü her yıl Dünya Sigara Bırakma Günü'nü kutluyor. Var mı problem? Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Yok hocam. Kelimeler gitgide, değerli arkadaşlar, kelimeler gitgide böyle şeyini artırıyor yani. Böyle nasıl diyelim? Bilmediğimiz kelimeler çıkıyor artık yani. Onu fark ettik değil mi? Kitabımız evet, ilerledikçe artık böyle seviyede artıyor. Daha hoş, daha böyle güzel kullanımlar geliyor. El yevmul alemiyyü lit tıfli. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne gün olabilir sizce? Tıp bayramı. Dünya Çocuklar Günü. Dünya Çocuklar Günü tabii ki. İnnehu el yevmü, yani muhakkak ki, şüphesiz ki bugün ellezî, nasıl gün? Yuhtefelu. Bak, yehtefilu, onun meçhulü ney? Yuhtefelu. Kutlanan gün. Fihi, o günde bi kulli etfâlil âlemi, dünya çocuklarının tamamıyla, hepsiyle kutlanan bir gündür. Ne için? Li ta'zizi. Ta'ziz, azzeze, yu'azzizu ta'ziz. Güçlendirmek, kuvvetlendirmek için, sağlamlaştırmak için. Neyi? Hukukil etfali fil alemi. Dünyadaki çocuk haklarını kuvvetlendirmek, pekiştirmek, sağlamlaştırmak için tüm dünya çocuklarıyla kutlanıla gelen günmüş. Ve temme, temme te'kidu. Arkadaşlar, temme artı mastar neydi? Temme artı mastar neydi? Hatırlayabildik mi bunu? Meçhul hocam. Meçhul mazi değil mi? Meçhul mazi. Evet. Yani ekkedenin meçhulü ne arkadaşlar? Mesela allemeninki ullime. Ekkedeninki ne olur o zaman? Ükkide. Ükkede. Ükkide. İşte temme te'kid demek ükkide demek arkadaşlar. Temme te'kid ne demekmiş? Ükkide. O zaman şöyle notumuzu alalım isterseniz. Temme artı mastar eşittir mazi meçhul. Peki temmenin muzarisi ne? Yetim bu değil mi? Yetim mu artı mastar ne o zaman arkadaşlar? Muzari meçhul. Muzari meçhul. Bir de ne var? Kame bi mastar var. Bu da neydi? Söyleyelim. Mazi malum. Ne vardı? Yakumu. Bi. Artı. Mastar var. Bu ne peki arkadaşlar? Muzari. Muzari malum. Bunlar modern Arapçanın çok sevdiği, kullandığı kalıplar. Yani ükkide demiyordu arkadaşlar. Ne diyor? Temmet te'kid diyor. Veya ekkede şeyi ne gelir? Efendim muzarisi. Ekkede. Yükkide. Onun meçhulü ne? Yükkide. 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 Yükkide demiyor da efendim yetim mutte'kid diyor. Tamam. Veya Kame bi artı mastar dedik. Ekkede. Yani ekkede demiyor da kame bi te'kid diyor. Yüekkidu demiyor da yegumu bi te'kid diyor. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı?
Yani bunlar modern Arapçanın sevdiği dört tane yapı. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Evet hocam. O zaman temme tekit ne demek? Ükkide demek. Ükkide ne demek? Vurgulandı. Tekit edildi. Kesinleştirildi. Fi hadel yevmi. Bugün de. Bugün de vurgulandı. Veya vurgulanmıştır. Ne? Ala ennel etfale. Çocukların. Hum. Ne oldu? Ennenin haberini nasıl çeviriyorduk? İsmini in. Haberini dığını, dini, olduğunu diye çeviriyorduk. Ennel etfale, çocukların hüm olduğunu. Efradun, fertler, bireyler. Lehum, o çocukların vardır. El hakku, hakları vardır. Ne konusunda? Fin numuvi, gelişme konusunda. Cesediyen, bedeni olarak. Ve akliyen, zihinsel olarak. Ve içtimaiyen, toplumsal olarak. Gelişme hakkı olduğu vurgulanmıştır. Tekrar ediyorum. Bugün de çocukların bedeni, zihinsel, toplumsal gelişme noktasında hakları olan bireyler olduğu ne yapmıştır arkadaşlar? Ükkide. Ne yapmıştır? Vurgulanmıştır. Çok güzel. Başka? Ve en yuabbi. Yok, bura yanlış. Bura yuabbiri olacak arkadaşlar. Bak, gördünüz mü hareket hatasını? Abbera muzarisine gelir. Abbera yuabbiri tabir an. O zaman burası yanlış. Demek ki harekelere güvenmiyoruz. Zaten babamın hocası rahmetlik. Cennet mekan. Erzurumlu Vaiz Ahmet Efendi 98 yaşında rahmetli oldu. O her zaman dermiş yani. Oğlum, Arapça baplarla irapla okunur. Arapça harekelerle okunmaz dermiş yani. Harekeler olsa da olmasa da biz neye güveneceğiz? Baplara, iraba güveneceğiz yani. Evet. Ya'biru diye bir şey olur mu arkadaşlar? Hiç duydunuz mu yani ya'biru? Olmaz hocam. Yu'abbiru. Abbera yu'abbiru tabir an. Tabir etmek, ifade etmek demek. Başka, çocukların neyine vurgu yapılıyormuş? Yu'abbiru an ara'ihim. Ra'yun, görüş demek. Onun çoğulu ara'un. Bu kalıp ifade. Abbera an ara'ihim ne demek arkadaşlar? Görüşlerini ifade etmek demek. Nasıl bir şekilde? Bi hurriyetin, özgürce. Evet. Bugün de ne vurgulanmış arkadaşlar? Bugün de çocukların bedensel, zihinsel, toplumsal gelişme noktasında hakları olan fertler olduğu ve fikirlerini özgürce ifade etmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Tamam mı efendim? Tamamdır hocam. Ve hunake vardır. El adidu min. Kardeşleri neydi bunların? El kesiru min. El mezidu min. Manası ne? Birçok. Pek çok. Ve hunake vardır. El adid min. El kesir min. El mezid min. Birçok vardır. Ne vardır? Münas. Burayı yine geçerken nasıl geçeceğiz? Min demiş burada. Minel münasebatil alemiyyeti. Birçok küresel, uluslararası, global etkinlik, faaliyet vardır. Mislu, ne gibi? Yevmul ummi. Ne gibiymiş arkadaşlar? Anneler günü. Yevmul ummali. Ne gibi? İşçi günü. Yani biz işçi günü demiyoruz da ne diyoruz 1 Mayıs'a? İşçi bayramı diyoruz. Yevmu şemmin nesim. Evet. Şemme yeşum mu ne demek? Bu da fiil. Şemme yeşum mu? Koklamak mı? Koklamak demek. Nesim de esinti demek arkadaşlar. Esinti.
Yani normalde yevmu şemmin nesimi esintiyi, böyle bahar havasını koklama günü. Biz buna kısaca ne diyoruz? Nevruz. Evet. Zaten nev Farsça'da yeni demek. Ruz da gün demek. Yeni gün yani. Bahar. Nevruz'un Arapçası neymiş? Yevmu şemmin nesim. Yani baharı koklama günü gibi manasında. İlâ âhirihi. Bunun gibi günler varmış. Evet. Şimdi metnimize yukarıdan aşağıya bakalım arkadaşlar. İrbit bil hayati. Arapçalarını okumayalım. Sadece gözümüzde gezdirelim. Hayatla ilişkilendir, irtibatlandır. Küresel etkinlikler, faaliyetler. Dünyanın katıldığı, iştirak ettiği genel etkinlikler, faaliyetler vardır. Bunlar da genel olarak insani tavırları işaret eder, ona dikkat çeker. Bu etkinlikler aşağıda gelenlerdir. Ne onlar? Birincisi Dünya Gıda Günü, ikincisi Dünya Sağlık Günü, üçüncüsü Dünya Sigarayı Bırakma Günü, dördüncüsü de Dünya Çocuk Günü. Geldik şimdi Dünya Gıda Günü'ne. Bu dünyanın senelik olarak kutladığı bir gündür. Burada neye dikkat çekilir? Bir, açlığa dikkat çekilir. Bir de kötü beslenmeye maruz kalan ve kötü beslenmeyle alakalı olan hastalıklara maruz kalan insanlara dikkat çekmek için, göstermek için bu gün kutlanırmış. Peki, Dünya Sağlık Günü ne için arkadaşlar? Dünya Sağlık Günü de dünyada kutlanılan bir gündür. İşbirliği ve yardımlaşmayla, yani şöyle diyelim, dünyada hastalıklarla mücadele, hastalıklara savaşma konusunda işbirliği ve girişimlerle kutlanılan gündür. Başka ne? Burada bir de insan sağlığını güzelleştirmek için programlar hazırlanan bir gündür. Dünya Sigarayı Bırakma Günü ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanır. Peki ne amacıyla arkadaşlar? Şu amaçla, sigara içmekten kaynaklı sağlık tehlikelerine ışık tutmak, farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanır. Evet. Peki, Dünya Çocuk Günü neymiş? Bu da dünyadaki çocuk haklarını kuvvetlendirmek için tüm dünya çocuklarının katıldığı bir günmüş. Katılmasıyla kutlanılan bir günmüş. Burada bugün de her çocuğun bedeni, zihinsel, akli, toplumsal gelişme noktasında hakları olan bireyler olduğu, bir de düşüncelerini özgürce, hürce, bir baskı altında kalmadan ifade edebilecekleri vurgulanmıştır. Ayrıca dünyada birçok etkinlik vardır. Ne gibi? Anneler Günü, İşçi Bayramı ve Nevruz gibi. Tamam mıdır? Evet, sesim geliyor mu arkadaşlar? İrbitu bil hayati. Geliyor hocam, tamam. Buyurun komutanım. Sorunuz mu var? İrbitu bil hayati. Hayatla ilişkilendirdim hocam. Evet. İrbitu demeyeceğiz de. Rabettu bil hayati. Mazi. Rabettu bil hayati. Veya irtabettu diyebiliriz. Evet arkadaşlar, burada çok önemli kalıplar var. Bak, termizu ila ma yeli, işte ana yuani min, irtabata bi mesela, tahtefilu bi, bi garadi, teslit edva ala, mesela bu metin sırf bunun için okunur. Nacime an, adid min, abbera an, bunlara dikkat. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Hangi alıştırmada kalmıştık? İkide miydik? Evet hocam. İkinci alıştırmadayız. Birinciyi yapmıştık. Sonra evet, metni okuyup buradan devam ederiz demiştik. Değil mi Salı günü?
Şeribet Leyla eşşaye. Fiil, fail, meful. Çevirirken nasıl çeviriyoruz? 1, 2, 3. Leyla çayı içti. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Çay içildi diyeceğiz. Eşşaye müzekker olduğu için naibi fail olacak ya. O zaman şuribe diyeceğiz. Şuribe şayu diyeceğiz. Ne oldu manası? Çay içildi. İçildi. Şimdi numara veriyorum. 1 komutanım, 2 Fatma Nur, 3 Halime, 4 Hilal, 5 Ayşe Nur, 6 Melike, 7 Mustafa Hocam, 8 Nur Fidan, 9 Nurgül, 10 Sevgi, 11 Zikri komutanım, 12 de benim. Tamam. Evet, buyurun. 1. Bunu meçhul yapacağız. Fetehat talibanil kitabe. İki öğrenci kitabı açtı. Evet. Futih, kitap müzekker. O zaman müzekker devam ediyoruz. Futihal kitabı. Futihal kitabı. Ne dedik komutanım? Kitap açıldı. Kitap açıldı. Çok güzel. Buyurun, iki numara. Ekele tıflı etta. Ukile etta. Manası ne? Çocuk yemeği yedi. Yemek yenildi. Yemek yenildi. Çok güzel Fatma Nur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun, sıradaki 3 numara. Lahibel evladuk kuretel gadami fil hadigati. Nuhibe kuretel gadami fil hadigati. Halime, şimdi şurası müennes ya. Burayı da müennes yapacağız. Lu'ibet diyeceğiz. Tamam. Lu'ibet. La'ibe el evladu kuretel gadami fil hadigati. Manası ne? Çocuklar bahçede. Kuretel gadem ne Halime? Futbol. Ayak topu. Futbol oynadılar. Sonra ne diyeceğiz? Futbol. Lu'ibet kuretul gademi. Lu'ibet kuretul gademi fil hadigati. Bahçede futbol ne diyeceğiz? Oynandı. Oynandı. Du'ibet kuratul kademi fil hadikati. Evet, teşekkür ederiz Halime. Rica ederim. İstanbul'dan mı katılıyorsun? Evet hocam, medreseden katılıyorum. Nereden? Gaye Vakfı'ndayım. Cevat Hoca'nın Vakfı'nda. Çok güzel. Sen Marmara İlahiyat'tasın değil mi? Evet hocam. Ali Bulut hocam dersinize geliyor mu? Ali Bulut yok hocam. Tek erkek hoca giriyor. O da Mehmet Erer. Ali Bulut hoca da orada ama değil mi? Marmara İlahiyat'ta. Valla duymadım hocam. İstiyorsanız araştırabilirim ama. Sanki orada diyebiliyorum. Demek ki diğer sınıflarda gelecek. Evet hocam, olabilir. Biz bu hazırlıkta Müşecca serisi var. Onu okuyorsunuz değil mi? Evet hocam. Müşecca serisini okuyoruz. Halil İbrahim. Neyse soyadı hocam. O hoca sizin okulda mı, Halil İbrahim Hoca? Evet evet, bizim okulda hocam. Mahmut Sami Hoca da bizim okulda. Mahmut Sami Kandar. Öyle mi? Bak evet. Mahmut Sami Hocam da çok iyi bir hoca. Evet, hazırlıkta bir sınıfın gramerine giriyormuş hocam. Onun da YouTube'da dersleri falan var. Çok güzel yani. Evet, oradan gidiyoruz zaten. Kitapları işliyorlar. Ali Bulut Hocam'ı inşallah görürsen çok selam söyle. Ellerinden öperim. Çok iyi ve çok değerli bir hocamız. Evet, İstanbul'a da selamlar. İlahiyat kampüsü Üsküdar'da değil mi? Halime? İlahiyat fakültesi Üsküdar'da değil mi? Üsküdar Bağlarbaşı'nda hocam. Senin o Gaye Vakfı da yakın mı oraya? Hocam, Gaye Vakfı Kadıköy'de hocam. Yani yarım saat falan sürüyor.
İnşallah Sivas'a geldiğiniz zaman sen, Nurgül, bir de Fadime ilahiyata gelirsiniz inşallah. Tamam? İlahiyat fakültesine. Kütüphaneye. Gelir, ben orada çalışıyorum. Ha, tamam. Öyle mi hocam? İnşallah hocam geliriz. İlahiyat kütüphanesinde çalışıyorum. İnşallah üçünüzü bekliyorum. Tamam hocam, ziyarete geliriz. Hatta geldiğiniz zaman bizim derslerimiz olursa medresede, hafta sonu da onlara katılırsınız yani. Tabii ki. Tamam. Peki, tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. 4 numara arkadaşlar. Dört numara. Benim hocam. Benim. Bâil bâiyul lebeni. Satıcı lebeni süt mü demeliyim, yoğurt mu hocam? Evet, süt, yoğurt. İkisi de mümkün. İkisi de mümkün. Satıcı sütü sattı. Bâi'yi nasıl meçhul yapacağım bilmiyorum. Mesela gâle, gîle gibi. Bâ'a, bî'a. Bî'a. Bî'a lebeni o zaman. Süt satıldı. Süt satıldı, evet hocam. Teşekkür ederiz Hilal. Rica ederim. Aşağıdaki cümleleri meçhule çevirerek yeniden yazınız demiş. Tefrişu. Arkadaşlar mefruşat diye bir şey duyduk mu? Mefruşat. Tefrişat. Mesela evin mefruşatı diyoruz. Evin döşemesi yani. Tefrişu Leyla. Leyla döşüyor. El beyte seriyor yani. Firaş da buradan geliyor. Firaş. Firaş ne demek? Yer yatağı. Döşecek. Bir de serir var mesela. Serir her türlü yatak. Ama firaş genelde yer yatağı. Döşecek. Leyla seriyor. El beyte evi döşüyor. Neyle? Ya da seriyor diyelim. Biz seccadi. Halıyla. Seccat halı. Kilimle döşüyor. Seriyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Feraşe yefrişu. Evet, yefrişunun muzarisi ne? Tufrişu. Yufraşu. Yunsaru gibi. Yensuru, yunsaru. Yufraşu yani şurası. Yufraşu serilir. El beytu. Evet, ne serilir arkadaşlar? Ev. Neyle? Bir seccadi. Ev seccadeyle, işte halıyla, kilimle serilir. Evet. Bir sonraki kardeşimiz 5 numara. Beş numara kimdi? Ben tamam. Sanırım bendim hocam. Ayşe Nur'muş. Ayşe Nur mesaj atmış. Tamam Ayşe Nur, önemli değil. Evet Melike. Ehcizu urfeteyni film funduqi. Otelde otelden iki oda rezervasyon ettim. Okey. Otelde iki oda ayırttım yani. Tamam. İki oda rezerve ettim. Şimdi diyeceğiz ki otelden iki oda rezerve edildi diyeceğiz. Yok. Şimdi burada neyse. ben demiş ya. Orada ben demeyeceğiz. Orada yapıldı diyeceğiz. Hı. Şu gurfeteyni bir kere gurfetani yapacağız. Naibi fail ya. Gurfetani. Gurfetani müzekker mi müennes mi? Müennes. Müennes. Haceze yahcizu tahcizu. Tahcizunun meçhulü ne? Tuhcizu. Tuhcizu. Evet, buyurun. Tuhcizu. Hocam gurfeteyni muzari mi yapıyoruz? Nasıl olacak? Şimdi, yok, gurfetani. Hani burada ahcizu faili tahtına müstetir. Ene gurfeteyni mefuldü. Meful burada naibi fail oldu ya. Naibi fail olunca tesniyelerin naibi faillerde failler gibi merfudur. Tesniyelerin ref alameti eliftir. Gurfetani yaptık. Evet. Tuhcezu rezerve edilir. Gurfetani iki oda. Nerede? Fil funduki. Otelde iki oda rezerve edilir. Ayırt edilir. Oldu mu? Ben özneyi aradım da. Zaten eneydi orada. Tamam hocam. Evet. Şurada ene. Güzel. Teşekkür ederiz.
Buyurun evet. Arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımız Melike'den sonraki. Yesme'u Muhammedun el-ehbara anil hadisi. Bir mana verelim Mustafa Hocam. Yesme'u işitir, duyar. Muhammedun Muhammed el-ehbara haberleri anil hadisi. Bu konuşulan haberler mi oluyor hocam? Yok. Burada an Mustafa Hocam hakkında demek. Mesela şöyle. Şöyle bir cümle kursam mesela ben. Qara'tu kitaben an Türkiye. Mesela bir kitap okudum. Türkiye'den bir kitap okudum mu deriz? Türkiye hakkında bir kitap okudum deriz. Hakkında hocam. Burada da hakkında. Hadis yani bu, evet. Hadis de şey, trafik kazası olabilir. Trafik olayları. Trafik kazası. Zaten normal, yani hadiseler. Vaka, hadise, olay anlamında. Aynen. Yani ya olayların olayların haberler işitir. Olaylar haberler işitir. Evet, olaylar hakkında bir takım haberler, bazı haberler işitiyormuş. Evet. Evet. Bunu şimdi meçhul yapalım hocam size zahmet. Yusme'ul Yusme'u oluyor değil mi hocam burada? Yusme'u oluyor ama naibi failimiz el-ehbar gayri akil olduğu için Yusme'u da müfret müennes gelecek. Yusme'u haber. Pardon evet hocam müennes olacağını öyle. Tüsme'ul haber mi? Tüsme'ul ehbaru anil hadisi. Ha şurası abi evet. Tüsme'ul ehbara anil hadisi. Ehbaru naibi fail olunca merfu oluyor ya. Tamam doğru evet merfu olacak. Tüsme'ul ehbaru anil hadisi. Çok güzel hocam. Yani ne olmuş oldu yine manası? Olaylar hakkında haberler dinleniliyor, işitiliyor. İşitiliyor. Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun. Mustafa Hocam'dan sonra Nur Fidan. Evet, 16 Ekim'miş. Teşekkür ederiz. Evet Nur Fidan. Yedavut talibu talibun tabe alel mektebi. Onun bir üstündeki abla. 4 numara. Netbeul mecellete bil metbeati. Bir mana ver önce. Dergi bil metbeati. Matbaa neydi? Netbeu basıyoruz. Netbeu. Faili tahtına müstetir. Diyoruz. Basıyoruz, çıkarıyoruz. El mecellete dergiyi fil matbaati. Dergiyi matbaada çok güzel. Şimdi diyeceğiz ki abla, dergi matbaada çıkarılır, basılır diyeceğiz. O zaman yut beo. Ama mecelle müennes olduğu için? Tut beo. Evet, tut beo. Tut beol mecelleti. Mecelletü. Mecelletü. Naibi fail yani. Tutbe'ul mecelletu fil metbaati. Güzel. Ne oldu ikinci manamız o zaman? Çevirdiğimiz zaman. Dergi basıldı. Yok basıldı değil de. Matbaada basıldı. Muzari yap. Şimdiki zaman yap. Dergi matbaada basılır. Basılıyor. Basılır. Evet. Güzel. Devam. Nur Fidan'dan sonra kim vardı? Hocam bu dördü ben kendim çalışıyordum bugün. Evet efendim. Netbeu ben yemek pişirmek olarak aklımda kalmış. Mutfakta diyorum dergiyi pişiriliyor. Nasıl bir şey diye bakmadım o sözlere de derste iyi olur zaten. Evet. O sonu ha ile komutanım. Bu evet. Tabaa o tabaha. Tamam. Anlaşıldı hocam. Evet. Bir harf yani. Evet Nurgül.
Hocam ekran görünmüyor da şu an bende. Şu anda geldi mi? Şimdi geldi hocam. Evet, önce cümleyi okuyoruz, manasını veriyoruz. Sonra meçhule çevirip bir de meçhulün manasını veriyoruz. Buyurun. Tamam hocam. Yeda o talibul kitabe alel mektebi. Öğrenci kitabını sıranın üzerine koydu. Koyuyor. Koyuyor. Ha, muzariye. Evet. Şimdi yeda'uyu evet, şu kitabeye göre kitabe kitabı olacak. Onun cinsiyetine göre de bunu meçhul yapacağız. Yeda'unun meçhulü neydi? Yude'u. Yuda'u. Yuda'u. Konuluyor yani. Koyar. Tamam hocam. Koyulur. Evet. Yuda'u. Kitabu alel mektebi. Evet. Yuda'ul kitabu alel mektebi. Kitap. Buyurun manasını verin. Kitap sıranın üzerine konur. 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 Koyulur. Bırakılır. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar dördüncü alıştırmaya geçtik. Burada bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.